Hanımlar, beyler, Kod Ötesi'ne hoş geldiniz. Ben Emre. Projemize kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde karakterimizin rotasyon işlemlerini bitirmiştik. Onun dönüşlerini sağlamıştık. Bu ders için izometrik türünde bir oyun olduğu için buna entegre ederek bu karakter rotasyonlarını Matrix kullanarak tekrar yenileyeceğimizi bahsetmiştik. Bunu da yapmayı istememizin sebebi, karakterimi ben yukarı aşağı yaptığımda karakterimi gördüğünüz üzere diagonal bir hareket sağlıyor. Biz istiyoruz ki şöyle direkt yukarıya ve direkt şöyle aşağıya yönlendirmeler yapabilelim. Bunu yapmak için de matrisleri kullanacağımızı anlatmıştık. Bunun sebebi de dediğim gibi biz kameramızı 45 derece y ekseninde döndürmüştük izometrik görüntüyü elde etmek için. Tamam, şimdi bunu kullanırken matrisleri kullanacağımızı bahsettik. Ben bunu anlatmak için bir sunum hazırladım. Buradan şimdi devam edelim. Unity'nin bizim için hazırlamış olduğu dokümantasyonundan belli başlı bilgileri buradan edinelim. Nasıl kullanacağımızı belli başlı detayları buradan öğrenelim. Bunu açıklama kısmına koyacağım bu linki. Siz de oradan isterseniz kontrol edersiniz. Unity 4x4 bir matrix kullanıyor. Bu arada matrix'in matematiksel olarak detayına inmeyeceğim. Çünkü bu bir matematik dersi değil ve ben de bir matematik öğretmeni, bir anlatıcısı değilim. Biz işimize yarayan, Unity içerisindeki işimize yarayan matrislerle ilgili, daha doğrusu Unity'nin matrix'ten aldığı bilgileri, onun işine yarayan kısımları öğrenmeye çalışacağız. Dediğim gibi daha detayına burada inmeyeceğim. Şimdi devam edelim açıklama kısmına. Standart bir 4x4 dönüşüm matrisi olduğundan bahsetmiş. Bir dönüşüm matrisi homojen koordinatlar kullanarak lineer 3 boyutlu transformations'lar, yani dönüşümler, doğrusal dönüşümler ve perspektif dönüşümleri uygulayarak kullandığından bahsetmiş burada Unity. Homojen koordinatlar dediği de bu 4x4 matrix'in son sütununda yer alan pozisyon, translation kısmından bahsediliyor burada. Homojen koordinattan bahsettiği bu oluyor. Homojen kelimesinin burada kullanılma sebebi de bu, birazdan bahsedeceğiz. Her sütunlar x, y, z eksenlerine burada tekabül ediyor. Bunların da kendi aralarında işlemlerinde birbirleri arasındaki dönüşümleri daha kolay halde olduğu için buna da homojen adı verilmiş. Daha basit olduğu için. Devam edelim. Unity bize matrislerin scriptler üzerinde nadiren kullanacağımızdan bahsetmiş. Daha çok Vector'ı, Quaternion ve Transform'dan faydalanacağımızı, bunun pratikliğinden faydalanacağımızdan bahsetmiş. Düz matrisler standart olmayan kamera ayarlamalarında genel olarak özel durumlarda kullanılır demiş burada. Bu bizim işimize yarayan bir kısım. Çünkü biz olayımız kameramızı 45 derece döndürmüştük. Bu cümle bizim işimize yarayacak bir açıklama. Devam edelim. Unity içerisinde belli başlı komponentler 4x4 matrisini kullanır demiş. Transform, kamera, material, işte graphics ve GL demiş. Matrisler Unity içerisinde önemli olan sütunlardan bahsetmiş bizim için ve bir dönüşüm matrisinin pozisyonu, az önce söylemiştim, son sütunda yer alır demiş burada. İlk 3 sütunda x, y ve z eksenlerini içerirmiş. Burada matrix 4x4 dediği ilk sayı burada satır, daha sonra ikinci gelen sayı da sütun manasına gelir. Bunlar temel tabii matrix bilgileri. Dediğim gibi daha detayına burada girmeyeceğiz. Şimdi devam edelim. Var olan matris oluşturulan vektörlerle çarpılır ve bir dönüşüm, yani transform elde edilir. Scale, rotation ve translation. Şimdi burada bir şey bize tanıdık gelmesi gerekiyor. Belki fark etmişsinizdir. Şimdi Unity'mize gidelim. Bir objenin transformu, değil mi? Position, rotation ve scale. Şimdi burada az önce dedik, scale, rotation ve translation yazmışım. Burada farklı olarak translation, bu da aslında position anlamına geliyor. Scale ve rotation bir lineer transformation'dır. Yani doğrusal. Translation ise perspective transformation'dır. Ve lineer transformation 3x3 bir matrisken perspective ise 4x4'tür. Bu da zaten
Unity'nin kendi standart kullandığı Matrix, az önce açıklamadan yazan. Matrisler bir uzayı orijinine göre ortogonal bir temel olarak tanımlar. Ne demek bu? Matrix'in bir transform'un orijin noktası her zaman sabit kalır. Uygulayacağımız kuvvetlere göre. Şimdi bakalım. Scale'den bahsetmiş ilk olarak. Scale kullanırken ne yapıyor? Objeyi büyütüyorduk değil mi? Tüm eksenler üzerine objeyi büyütüyorduk. Ben bunu yaparken objenin orijin noktası gördüğünüz gibi hiç değişmiyor. Değil mi? Rotation'a bakalım. Bir objenin rotasyonunu sağlarken yine objenin rotasyonu ne yapıyor? Değişmiyor. Peki translation'a, yani bizim bildiğimiz pozisyonda. Pozisyonda nasıl oluyor? Obje hareket ederse objenin orijini sabit kalmaz. Burada linear transformation, yani 3x3 olan transformation'a devam edelim. Scale ve rotation'da değil mi? Az önce bahsettik. Burada böyle bir matris dizilimi var. Ne demiştik? Kendi aralarında dönüşümleri demiştik. İlk sütun x, y, z idi. 3x3 bu arada gördüğünüz gibi. X üzerindeki x, y ve z eksenlerinin yine keza y ve z eksenlerinde yine birbirleri arasındaki durumları burada belirtilmiş. Burada yine bir matrix dizilimi görüyoruz. Bu da yine 3x3. Ay 3 şeklinde yazılır. Buradaki 3'ün manası da 3x3 olduğunu belirtir. Bunun da adı identity matrix ve bir diğer de işte no transformation, yani transformation, yani translate matrix içerisinde bir pozisyon sütunu yer almaz. Sadece 3x3. Yani sabit. Buradaki 1-1-1 diagonal şekilde gelme sebebinde şimdi açıklayalım neden böyle olduğunu, nasıl olduğunu. Bu bizim bildiğimiz x, y, z eksenleri, bildiğiniz üzere. Hepsinin, ne demiştik az önce, kendi içerilerinde x, y, z matrisleri bulunur demiştik. Biz eğer x ekseninde bir birim gidersek burada, bunu x değeri 1, y değeri 0, yine z değeri 0 şeklinde yazarız. Yine y değerine çıkarsak x değeri 0, y değeri 1, z değeri 0. Aynı şekilde z değerine bir birim gidersek bunu da yine 0, 0, 1 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla bu birleştirildiği zaman az önce elde ettiğimiz identity matrix'i buradan elde etmiş oluyoruz. Gördüğümüz üzere no transformation, yani identity matrix'i buradan elde etmiş oluyoruz. Şimdi gelelim Unity'nin kullandığı perspective transformation, yani translation matrisine, 4x4. Bunun yazılımı 4x4 bu şekilde yer alır. Burada mesela fark etmiş olabilirsiniz. Şuradaki kutucuğa dikkat edersek. Bu neydi? Identity matrix'ti değil mi? Şu şekilde. Burada yer alan sütun T dediği, burada translation'ın T'si. T, X, T, Y ve T, Z. Biz bunu 3x1, ancak bu genişletme uygulanıyor burada. Bununla çarpımının da sonucu, daha doğrusu bunu yapabilmek için, matrisler arasında çarpma yapabilmek için ilk matrisin sütun sayısıyla ikinci matrisin satır sayısı eşit olmak zorunda. Normal şartlarda biz bunu burada yapamayacağımız için burada genişletme uyguluyoruz. Bunun da sonucunda burada toplandıktan sonra bu sonuç elde ediliyor. Burada az önce bahsettim. Identity matrix'i burada görebiliyoruz. 3x3. Translation, ne demişti Unity açıklamasının ilk dokümantasyonda? Son sütun translation sütunuydu. Burası x, y, z 3x1 ve burası da 4x4. Ne demiştik? Buradaki değerler eşit olmak zorunda. Dolayısıyla bunu yapamadığımız için buraya bir genişletmesi uygulanır. 4x4 matrisi 3x1 matrisiyle çarpılamayacağı için genişletme uygulanır. Dördüncü kolon, yani sütun, dördüncü satır perspektif için kullanılır. Burada da bahsettiğimiz homojen koordinattı. Tamam. Şimdi artık Unity'mize geçebiliriz. Umarım anlatabilmişimdir kendi bildiklerimi size bu sunumla birlikte. Şimdi gelelim Unity içerisine.
karakterimizin rotasyonunu belirlediğimiz burada rotation process fonksiyon içerisine bir kendimiz bir matrix oluşturacağız. Matrix 4x4 diyelim. Bu da iso matrix adını alsın. Matrix 4x4 nokta rotate diyeceğiz. Ne demiş burada? Create a rotation matrix demiş. Bir rotasyon oluşturuyormuş bizim için. Şimdi ilk olarak buraya quaternion identity diyelim. Daha sonra bu oluşturduğumuz matrix'i de bir vektöre ne yapmamız lazım? Etkileşime geçmesini uygulamak için bunu yapmamız gerekiyor. Buna da ne diyelim? To iso olsun bu vektör. Vektör 3'ün adı. Oluşturduğumuz iso matrix nokta multiply point 3x4. Ne demiş? Transform a position by this matrix fast demiş burada. Vektör 3 çarpımı. Üstteki ne demiş? Transform a position by this matrix generic, yani aslında burada kastettiği slow. Bu neydi? Fast, bu slow. Bu biraz performansla alakalı. Bu da zaten direkt direction çarpımından bahsetmiş. Bizim burada kullanacağımız 3x4 olan. Bizden ne istiyor? Bir vektör 3 istiyor. Bizim eklemek istediğimiz vektör de kendi zaten neyimiz? Momentumuz. Biz ne yapmaya çalışıyoruz burada? O bir matrix var kullanılan. Zaten Unity hali hazırda bir standart bir matrix kullanıyordu değil mi? Biz ama ne yaptık onu? Biraz manipüle ettik 45 derece. Biz burada bunu uygulayacağız. Buraya yazdığımız quaternion identity de burada identity, yani ilk başta bahsettiğimiz sunumda standart identity. Herhangi bir rotasyon, herhangi bir pozisyon yok. Bunu da daha sonra kendi movement'ımıza ekledik. Artık oluşturduğumuz input burası değil mi? Bunu da artık ne yapmamız lazım? Target rotation'da current movement'ın yerine yazmamız lazım. Şimdi bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Çalıştıralım. Şu an herhangi bir değişiklik yok. Neden? Çünkü quaternion identity kullandık. Yani aslında zaten standart olan Unity'nin kullandığı, kameranın kullandığı bu matrix, 4x4 matrix'ini biz olduğu gibi bırakmış olduk. Quaternion identity yaparak. Artık ne yapacağız burada? Bir değişiklik uygulamamız gerekiyor burada. Tamam. Bu arada şunu yapmayı unuttum. Burada bunu kullandık. Dönüşümü sağladık, ancak yine de bunu buraya eklememiz gerekiyor. Ama yine de onu yazmaya gerek yok. Zaten şu an herhangi bir dönüşüm sağlamadık. Tamam. Şimdi biz burada yeni bir quaternion belirleyelim. Bunun da adı ne olsun? Change ya da iso angle diyelim buna. Tamam, böyle olsun. Quaternion Euler 0.45. Niye yazamadım? Sıfır, 45, 0. Ne manaya geliyor burası? X, Y, Z. 45 değil mi? 45 derece ne yapmıştık? Döndürmüştük. Artık buraya gelip ben bu ISO Angle'ı yazamamışız bu arada. ISO Angle diye bir şey yazmışız. Angle. Yazarsam ISO Angle yazalım. Şimdi gelip bakalım. Şimdi bir değişiklik oldu değil mi? Ne yapıyor karakterim artık? Ben şu an sadece W'ye basıyorum. Karakterim yukarı bakıyor. Ancak yine böyle çapraz gidiyor. Mesela şu an D'ye basıyorum. Sağa doğru bakıyor direkt. Ama yönü hala değişmiyor. Böyle biraz saçma bir dönüşü var. Bunun da sebebi bizim hali hazırda burada karakterimizi hareket ettirdiğimiz bir kısım vardı. Buraya artık bunu eklememiz gerekiyor. Buraya neydi bizim? Tabii bu vektör 3 değişkenimizi burada
tanımlamamız lazım. Şuraya neydi? ISO to ISO demişiz. To ISO to. Bunu buraya tanımlayalım. Şuradan şunu silelim. Ki buraya yazabilirim. To ISO çarpı diyeceğiz. Ve bize bir hata söylüyor. Bu da hata olduğunu belirtmiş. Ne demiş? Çarpı işleyici vektör 3 ve vektör 3 türündeki, yani birbirleriyle uygulanamaz demiş. Bu yüzden de bu normalized'in sonuna magnitude dersek float cinsinden demiş. Returns the length of, returns the length of this vector demiş. Artık bu işlemi magnitude yaparak, yani bu uzunluğu elde ederek sağlayabiliriz. Şimdi bakalım. Ve artık karakterimi şu an W'ye basıyorum. Ve direkt yukarı doğru veya aşağı doğru hareket ettirebiliyorum. Çapraz inmek istediğim zaman sağ aşağı doğru bu şekilde yönlendirme yapabiliyorum. Gamepad ile kontrol edelim. One eternity later. Evet. Bir USB'yi çıkarıp taktım, düzeldi. Şimdi karakterimi direkt yukarı doğru joystick'imi kullandığım zaman karakterim yine belirttiğimiz, yeni uyguladığımız matrix sistemine göre hareketini sağlıyor. Evet, matrislerin kullanımı bu şekilde. Umarım faydalı bir şekilde anlatabilmişimdir. Biraz karışık gelmiş olabilir belki bazılarınız için. Anlamadığınız kısımları yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki derste tekrar görüşünceye dek diyelim. Şimdilik hoşça kalın.